Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu sabah yeni yamamız geldi. Bugün sizlerle Valorant'a gelen yeni Battle Pass'i, yeni skinleri inceleyeceğiz. sızıntılardan zaten paylaşımlar yapmıştık fakat paylaşılmayan şeyler de vardı Battle Pass'te. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Girişimizi yaptık oyuna. İlk olarak bir Battle Pass ile başlayalım. Birinci aşamamızda buldoku veriyorlar. Zaten skinleri incelemiştik arkadaşlar ayrı ayrı. O yüzden ee, hızlı hızlı geçeceğim bütün battle pass'lere. İkinci de Shiba coin uğurumuz var. Üçte radyanit puanı. Dörtte kijo'yun yağmur altında bir kartı var arkadaşlar. Beşte odunumuz var olmazsa olmazımız. Bedelsizde bir tane kartımız var üstünde frenz var. Bir de ucuz unvanımız var bedelsizlerde. Ha, burada arkadaşlar. Şimdi kelebek bıçağı bir gönderme yapılmış. Kelebekten bir bıçağımız var. Gözler tutuldu sprey diye de altını çizmişler. Herkes kelebek bekliyordu zaten. Güzel bir sprey bence baya hoş olmuş. 7. aşamada da jet spreyimiz var. Ee, jet emoji gibi durmuş biraz böyle gülme emojisine benzemiş. 8. aşamada radyanit puanımız var. Evet 9. aşamada arkadaşlar çok güzel bir kartımız var. Jet yerdeki kaplamayı almak için ölüyor. Ee, kartın ismi de çok güzel kaplama tuzağı kartı. 10. aşamada Marshall'ımız var arkadaşlar. 11'de de Episode 3 para uğrumuz var. Evet arkadaşlar benim en çok ilgimi çeken nokta 11. aşama. 11. aşamada bakın e, Astra çizilmiş elde duruyor alt tarafta gördünüz mü? Fakat e, karta bakacağımız zaman arkadaşlar Astra'nın elinde kalem var. Kalemle de bir ajan çiziyor. Bu ajan oyundaki hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Bence yeni gelecek ajan hakkında bir sızıntı olabilir arkadaşlar bu kart. 12. aşamada Jajok spreyi var arkadaşlar. Bu da güzel bence. 10 radyanit puanımız var. Ha, i̇çinde bitki olan bir tane uğurumuz var. Numune 36k uğuru. 15. aşamada ahşap Jaj'ımız var. Bedavalarda da radyanit puanıyla usucu ünvanı var arkadaşlar. Ha, 16'da Nitro Guardian'ımız var gene e, klasiğin setiyle aynı setten olan. 17 aşamamızda arkadaşlar reyna'nın kartı var ben durdurulamaz kartı reyna ulti basmış sol elinde de körü var arkadaşlar bence çok güzel bir kart olmuş 18. aşamada bunu zaten sızıntılarda belirtmişler de viper oturuyor sandalyede üşümüş eline eldiven takmış 19'da radyanitimiz var 20'de de arkadaşlar ahşap şerifimiz var bedavalarda da e, bir tane stickerımız var arkadaşlar 21. aşamamızda da arkadaşlar Brimstone sanırım kayının e, kayığın üstündeki olan Yampir Yengeci League of Legends'ın meşhur Yampir Yengeci'ni alıyor Brimstone. 22'de radyanitimiz var. 23'te arkadaşlar bir tane dondurma spreyimiz var. Evet bunu da sızıntılarda vermişler de moral sıfır spreyi. 25. aşamada artisan phantom spreyimiz var. Bunların arkadaşlar 3 tane de renk varyantı var. Fakat renk varyantlarını almadığımız için göremiyoruz. Bedelsizlerde de Asantin kartıyla radyanit puanımız var. Diğer aşamamızda soba var arkadaşlar. Dondurması düşmüş ağlıyor. 10 radyanit puanımız var. Bir tane çaydanlık spreyimiz var hareketli. Evet 29. kartımızda arkadaşlar. Battle Pass'imizin artisan skinlerinin yapılışını anlatıyor. 30'da da artisan bakimiz var. Bedavalarda da artisan uğru var. Bence güzel olmuş artisan uğru da. 31. aşamamızdaki kartı ben çok beğendim arkadaşlar. %100 ota nişan kartı efsane olmuş. Radiant sembolümüz var. Radiant Confirmant yazıyor. 32'de Radiant'imiz var. 33'te de bir tane gemi uğrumuz var arkadaşlar. Evet 34. aşamadaki spreyimiz de güzel arkadaşlar. Seyci peri yapmışlar. Yara bantları falan var. Jet'in kolunu iyileştiriyor. 35'te vandalımız var. Nitro vandal. Direkt hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Radiant'imiz var. Oto nişancı ünvanımız var. Evet 36. spreyimizde de Kijoy'un ayakkabıları var arkadaşlar. 37'de uçak var bir tane. Arkadaşlar şimdi bu uçak bence bence bu uçakla arkadaşlar Valorant'a Battle Royale gelebileceğini anlatıyor bana. Ben bu uçağı ilk gördüğümde dedim Valorant'a Battle Royale mi gelecek acaba? Bu kesin bir şey değil arkadaşlar sadece tahmin yürütüyorum ama gelebilir bence. 38. de arkadaşlar e, Stinger'ımızın bir kartı var. 39'da 10 radyenit puanı. 40'da ahşap stinger'ımız var. Bedelsiz spreylerimizde de arkadaşlar ee, chat var. Chat'te Dekayo, Phoenix, bir de Kijo, NT yazmış. 42'de arkadaşlar tırmanış, tırmanış kartımız var. Bildiğiniz gibi tırmanış oyun modunda ultiler işte raise falan geliyordu. Burada da gördüğünüz gibi Jet de Phoenix de Viper de, de raise ultisi var. 43. aşamamızda da Kijo'yun bir tane kartı 43. aşamamızda da Killjoy'un bir tane animasyon kartı var. Evet 44. kartımız da arkadaşlar spreyimiz de zaten ee, sızıntılar da vardı. Gene Shiba coin alakalı bir sticker yapmışlar. 45. de operatörümüz var. Bence operatör baya hoş olmuş. Renk bunların renk varyantı da var arkadaşlar. Sadece renk varyantını almadığımız için daha açamadığımız için göremiyoruz. Açınca onları da gösteririm sizlere. Bedelsizde de bir tane kum saatimiz var arkadaşlar. Kum saati uğuru. 46. seviyede Keo'nun ıı, hareketli bir sticker var. 47'de pusulamız var bir tane uğur olarak pusula getirmişler arkadaşlar. Pusulanın ortası oynuyor mu oynamıyor mu oyunda onu bilmiyorum oynamıyordur fakat büyük ihtimalle. Böyle mesela sağa döndüğümüzde sadece kuzeyi gösterse efsane olur. 48. de arkadaşlar seçkinlik timsali kartı var. Bir saat var kartta başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu da yeni ajan yeni harita yani yeni bir güncelleme hakkında Sızıntı olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimalle de sızıntıdır. 49'da radyanit puanımız ve 50'de Fiora'nın kılıcı var arkadaşlar. Eskirim kılıcı mı denir artık? Fiora'nın kılıcı mı denir? Ne demek istiyorsanız onu deyin ama bence gayet hoş bir tasarım var arkadaşlar. Bunu da ayrı olarak videosunu çekerim Battle Pass'i tamamladığım zaman. Artizan ghostumuz var arkadaşlar bedelsizlerde de. Ben buraya ghostu koymalarına çok sevindim. Gerçekten çok güzel bir skin. Direkt bunu kullanırım açtığım gibi arkadaşlar. Ücretsiz olacak hem de herkes battle pass tamamlayan herkes bedavadan oynayabilecek. Çok güzel olmuş bence. Evet Phoenix kartımız var arkadaşlar. Bir yanda sol tarafta Phoenix'imiz var. Sağ tarafta da Phoenix'in ultisi var. Ondan sonra gene Shiva koyunun altın uğru var. Radiant, radiant, radiant. Son olarak da Kaplama tuzak kartımızın altın hali var arkadaşlar. Battle Pass'lerimiz bitti. Bugün arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey daha var. Savaş bileti XP takviyesi. %3 artık daha fazla XP kazanıyorsunuz savaş bileti sona erene kadar eğer satın alırsanız savaş biletine. Şimdi yeni setimize gelelim. Spectrum koleksiyon arkadaşlar. Evet ilk kostümümüz arkadaşlar Phantom'un kostümü. 2675 Valorant puanı arkadaşlar. Burada e, siyah renk varyantı var. Yeşillen çok güzel durmuş. Kırmızı renk varyantı. Ben no, kırmızıyı sevmememe rağmen gene idare eder bence. Kullanılır yani. E, ortadaki e, line'lar arkadaşlar renk değiştiriyor gördüğünüz gibi. İlk renkte değiştiriyor mu? Evet, bütün renklerde değiştiriyor arkadaşlar. Son renk varyantımızda arkadaşlar pembe renk varyantı ee, bunu fazla beğenmedim fakat ilk beyaz renk varyantıyla siyah renk varyantı çok hoşuma gitti fakat beyaz renk varyantında line'lar yok arkadaşlar yanındaki e, çizgiler çıkmıyor o yüzden benim tercihim e, siyah renk varyantı bir de bitiriş efektlerine bakalım arkadaşlar görsel efektlere ateş efektimiz var mermi efektimiz var silahımızda crosshair'ımız çok güzel. Silah sürekli bir kıpır kıpır böyle. Evet öldürme animasyonumuz çok güzel zaten. Üstte Valorant'ın simgesi çıkıyor. Ondan sonra her yere böyle şenlik şeyleri fırlıyor. Havai fişekler fırlıyor. Baya güzel arkadaşlar skinlerimiz. Hepsini tek tek e, öldürüş animasyonlarını göstermeyeceğim. Bir de bıçağımızı inceleyelim. Fakat arkadaşlar e, 2675 vp normal skinlerimizin hepsi. Bıçağımızda 5350 vp. Ejderha Vandaldan, Ejderha bıçaktan bile pahalı Arkadaşlar parası bunun Sizce e, değer mi bunu yorumlarda belirtin Arkadaşlar almaya değer bir skin seti mi? Bir de bıça e, bıçağımızda da Renk varyantları var arkadaşlar e, Bu siyah renk varyantımız Kırmızı renk varyantımız Mor renk varyantımız Ben bıçağı o kadar çok beğenmedim arkadaşlar Fakat e, da yeşil rengi en güzel olmuş Beğenmememe rağmen Bir de e, çekme animasyonunu inceleyelim Evet, normal kılıç şeklinde çekiyor. İşten Star Wars ışın kılıçları gibi açılıyor arkadaşlar. Ee, bence bu parasına değen bir skin değil ya. Verilmez o kadar para. En pahalı skin arkadaşlar şu ana kadar oyuna çıkan. Ben bıçağa daha güzel tasarlamalarını beklerdim. Bıçak o kadar güzel olmamış. Fakat diğer skinlerimiz gerçekten de çok güzel olmuş. Evet, videom bu kadardı arkadaşlar. Daha hiç rank atmadım oyunda bile. Eğer arkadaşlar ilk maçların işte gameplaylerini gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Daha rankıtım yok. Hiç rankıt atmadım yeni sezonda. Yani videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.